bahsettiğim gibi her çalışan, bütün iş yerleri, bütün her yer, herkes çalışan sayısı ve üç türüne bakılmaksızın herkesi kapsadı. İşverene ciddi sorumluluklar verdi. Sürekli iyileşen, kontrol eden, daim olan bir sistem kurulmasını amaçlıyor. Ne demek? Yani ben şu hizmeti bir kere alayım, bir kenara koyayım. Bundan kurtuldum. Tamam. Diyemeyecek işler. Sürekli olarak risk analizi yaptıysa sürekli yenileyecek. Sürekli update edecek. Mevcut durumun sürekli iyileştirilmesini sağlamak zorunda. 6331 sayılı bu kanunda birçok tanımlar var ama bizler için yeni olan bazı tanımları ele aldım. Bunlardan birisi çalışan temsilcisi. Nüfus sayısına göre 1, 2 veya 3 tane çalışan temsilcisi seçmek zorunda işverenler. Bunlar ne işe yarıyor? İş yerinde iş sağlığı, iş güvenliği, hizmetleriyle ilgili görüş, öneri, fikir getirme olanakları tanıyor. Destek elemanları ise daha ziyade acil durum planları ile ilgili. Mesela benim ERP iş yerinde muhasebecilik görevim var. Ama bulunduğumuz ortamda da işte acil durum yönetmeliğine uygun. İşte bir arkadaşın yangın müdahale ekibinde, bir arkadaşımızın yanındaki arkadaşın ilk yardımcı eğitim alarak ilk yardımcı görevinde. Yani ilave asıl işini yaptığının yanında ilave bu tür görevler almanı sağlıyor. Neden? Acil durumda ben de yardımcı olmam için. Bir başka konu ise iş yeri sağlık ve güvenlik birimi. Bu tamamıyla nüfusu 500, 750 ve 1000 olan çok büyük iş yerlerini ilgilendiriyor. Onlar eskiden beri bunları bildiği için yerine getirmektedirler. Bir başka tanım ise Ulusal İş Sağlığı ve Güvenlik Konseyi. Bu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı İş Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün başını çektiği büyük çapında bir konsey. Yani işte yönetmeliklerin çıkarılmasında, bununla ilgili tüzüklerin oluşturulmasında, fikir beyan eden, görüş bildiren önemli bir konsey. Kurum ise İş Sağlığı Güvenlik Kurumu'nu oluşturur. Bu iş yeriniz 50 ve üzerinde ise sizin iş yerlerinizi ilgilendiren bir durumdur. Nüfusu 50 ve üzerinde olan tüm iş yerleri İş Sağlığı ve Güvenlik Kurulu oluşturmakla yükümlüdürler. Şimdi işverenin genel yükümlülüğüne geçecek olursak, bir kere çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Başlıca olarak. Daha sonra çalışanların tehlikelerden ve risklerden haberdar olması için eğitimler vermekle yükümlüdür. Bu iş sağlığı ve güvenliğini yükümlülüklerini yerine getirirken gerekli araç ve gereçleri temin etmekle yükümlüdür. Güvenlik tedbirlerini almakla ve mevcut durumların iyileştirilmesiyle ilgili yükümlüdür. Sırf bunlarla yetmez. İşverene bir de der ki sen iş sağlığı, iş güvenliği ile ilgili birçok önlemler, tedbirler aldın, tamam. Ama bunu izleyeceksin, bunu denetleyeceksin. Başıboş yarıda bırakmayacaksın diye bu yükümlülüğü de işverenin üzerine bırakmalıdır. Ayrıca risk değerlendirmesi yapacaksın. Ve bir çalışanı bir göreve alıyorsan o işe uygunluğunu göz önüne alacaksın. O işe uygun olmayan adamı almayacaksın. Örneğin çok basit bir örnek verirsek diyelim ki ben depolarım var. Çok mal biniyor, bindiriyoruz, ağır yükler kaldırılıyor, palete konuyor, paletten çekiliyor, öbür taraftan raflara konuluyor. Oraya bedenen, fiziken güçlü, yapısı uygun bir insan alacaksınız. Böyle zayıf, çelimsiz, ağır işlere gelemeyecek insanları almayacaksınız. Bir sonraki ise yeterli bilgi ve talimat verilenlerin dışındaki hayati tehlikesi bulunan yerlere işi gücü olmayan, bilgisi olmayan çalışanların girmesini engelleyeceksiniz, özel önlemler alacaksınız. Örneğin, ben büro elemanı çalışanıyım.
eğitim panosunun bulunduğu odaya girememem lazım. Orasının kilit altında bulundurulması. Üzerine de işte elektrik panosu olmasıdır, görevliden başkası girmesi tehlikeli ve yasaktır ibaresinin olması. Kilitli bulunması. Sadece elektrikçinin girmesini sağlamakla yükümlü. İşveren, ya benim haberim yoktu, o bilmiyor muydu, oraya girmiş, işte böyle olmuş, kaza vuku bulmuş, bahanesini saymıyor. İşveren bunun önünü alacak. Çalışanların da yükümlülükleri var. Nelerdir bunlar? Bir göz atacak olursak. Çalışanlar iş sağlığı, iş güvenliğiyle ilgili öncelikle kendilerini tehlikeye atacaklar. Yaptığı işten dolayı etkilenen diğer çalışanları, yani arkadaşlarını da tehlikeye atmayacaklar. Çünkü bir kaza olayında, bir vuku bulduğunda genelde savcı veya kolluk kuvvetleri teknik olarak çok fazla bilgileri olmadığı için bilir kişiye gönderirler. Bilir kişiler de kimin hangi oranda suçu olduğunu ortaya çıkarır. Yani siz yanınızdaki bir arkadaşınızın iş kazası geçirmenize neden olursanız sorumlu tutulabilirsiniz. Ayrıca çalışanlar işveren tarafından verilen eğitimler ve iş sağlığı, iş güvenliği ile ilgili talimatlara uymak zorundadırlar. Nedir bunlar? İşte makine, cihaz, araç, gereç, ekipmanların işte kurallara uygun şekilde kullanılması, güvenlik donanımlarının doğru kullanılması, özellikle koruyucuların çıkarılması, sanayi kesiminde çok sık rastlanan bir olaydır. Kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımları kullanmamak veya yanlış kullanmak. İş yerinde çok ciddi tehlikeye maruz kaldığında haberi olduğu halde işverene haber vermesi gerekir. Eğer teftiş için iş yerine gelinen bir müfettiş veya bir kontrol amaçlı birileri geldiğinde bunlarla işbirliği yapmak zorundadır. Ayrıca işveren ve çalışan temsilcisiyle de işbirliği halinde olmak zorundadır. Yani özetlersek aslında bu kanunun bir yarısı işvereni ilgilendiriyor. Ne? Buna diyor zaman ayıracağım. Buna diyor gerekli maddi imkanları ayıracağım. Bu önlemleri sen yerine getireceksin diyor. Ama bununla bitmiyor. Bu kanunun diğer yarısı, %50'si ama bana göre ön zoru, çalışanların tüm bu kurallara uyması. Bakın örneğin mesela işverene diyoruz ki ya burası ağır ve tehlikeli işler. Sen bu çalışanlara iş emniyet ayakkabısı al. Yani demir uçlu ayakkabı al. Evet, benim bir maliyeti var. İşveren kabul ediyor, alıyor bunları. Ve görevi yerine getirmiş oluyor. Fakat çalışanlara bir yıl boyunca onu giydirtmek daha zor. Ayağıma vuruyor, ağır geldi, şöyle oldu, giydiğim elbiseye yakaladım, çeşitli bahaneler oldu. Yani hazırlamış olduğunuz kurallar, talimatlar, prosedürler, bunları çalışanların da uyma zorunluluğu getiriyor. Yani gönüllülük esası yok, mecburiyet. Bir başka konu, her iş yerinde iş yönetimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilecek. İş yeri hekimlerin de iş güvenliği uzmanları özel eğitim görmüş, mesleki yeterlilikleri güvence altına alınmış kişiler. Yani her mühendis iş güvenliği uzmanı yapamaz. Bununla ilgili eğitim alacak, bakanlığın açmış olduğu sınavları kazanmış olacak. Her doktor da iş yeri hekimliği yapamaz. Çünkü bununla ilgili eğitim görmüş, bakanlığın açmış olduğu sınavı kazanmış. Çünkü neden? Bunlar iş sağlığı, iş güvenliği ile ilgili, altını çizerek söylüyorum, koruyucu çalışmaları bilen kişilerdir. Teknik olarak bilmek ayrı şey, koruyucu olarak bilmek ayrı şey. Bir de iş sağlığı güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi söz konusu. Bu şudur. Nüfusu 10'un altında olanlar, bu perpadaki çoğu yerleri ilgilendirebilir. Yani nüfusu 1 ile 9 olan iş yerleri. Çalışma Bakanlığı diyor ki 2014-30 Haziran'dan sonra sorumlu olacakları için destekleme sistemi getirebiliyoruz diyor. Ama çok net değil.
Yani bu işte kısa vadeli sigorta kolları için toplanan primlerden bir kaynak aktarılacağı söyleniyor. Yani onlar da iş sağlığı, iş güvenliği uzmanları ve hekimleriyle çalışmak zorundalar. Fakat onlar için bir ilave destekleyici primler aktarılacağı söyleniyor. Net değil. Sanırım önümüzdeki seneye kadar bunu yapacaklar. Fakat bu nüfusu 1 ile 9 arasında olup az tehlikeli sınıfına girenler için arkadaşlar. Yani nüfusu 1 ile 9 arasında olup da tehlikeli veya çok tehlikeli sınıfında olanlara böyle bir destekleme yapılmayacak. Tabii bununla ilgili bir parasal kayıp olduğu için Maliye Bakanlığı görüşü alınacaktır diyor. Net bir şey değil. Önümüzdeki sene son aylara kadar, son 1-2 aya kadar netleşir. İşverenin iş sağlığı güvenliği hizmeti için farklı çözümler sunuyor. Tabii işveren bunu kendi durumuna göre nüfusu 2 olup da nüfusu 1000 olan işverenler var. İsterlerse tabii ki durumuna göre, maliyet durumuna göre ya kendi bünyesinde çalışan olarak gösterip iş güvenliği uzmanları veya iş yeri hekimleriyle çalışabilir ya da bununla ilgili yetkilendirilmiş firmalardan temin edebilir. İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı büyük sorumluluk üstleniyor. Eğitimin başında da bahsettiğim gibi bu üç tane hukuktan bahsettim. Bunun en sol taraftaki ceza hukuku bu iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarını ilgilendiriyor. Eğer siz bir iş güvenliği uzmanıyla çalışmaya başladıysanız iş güvenliği uzmanının her dediğini yerine getirdiğiniz halde bir iş kazası olduğunda ceza mahkemeleriyle muhatap olan iş güvenliği uzmanları olur. Yani birisi hapis yatacaksa o iş güvenliği uzmanıdır. Maddi manevi tazminatlar da genelde işverene üzerine yüklenmektedir. Dolayısıyla sorumluluğu yüksek arkadaşlar. Sorumluluğu yüksek çünkü söz konusu olan çalışanların sağlığı. Risk değerlendirmenin yapılmaması işi durdurma sebebi olur. En çok duymuş olduğunuz şeylerden biri de budur. Nedir? Sizin iş yerlerinizde belli tehlikeler vardır. Olmazsa olmaz. Örneğin, elektrik tehlikelidir. Ama siz elektrik kablosunun uçları açık, doğru düzgün yalıtımı yapılmamış. Yani gün gelir dokunduğunuzda çıplak tellere eliniz değil, çarpılma olasılığınız varsa bu risk. Her tehlike risk anlamına gelmez. Devlet de diyor ki, o zaman diyor işveren diyor, kendi iş yerindeki tehlikeleri bir tespit etsin diyor. Benim iş yerimde 10 tane tehlike var, tamam. Sonra bu tehlikelerle ilgili kaç tane nasıl risk aldığını bir ölçsün diyor. Matematiksel bir boyutla. Riskleri de ölçüyor. Bunu diyor, matematiksel olarak bir tespit etsin. Bizim iş güvenliği uzmanları çoğunluk kullandığı matris yöntemi vardır. Bununla da ölçüyorsunuz. Yüksek bir rakam çıktıysa o zaman diyor ki, risk analizi yap, gerekli önlemleri al, riskini bir daha tespit et, düşük seviyeye getir. İşte tüm işverenlerin yapması gereken en önemli maddelerden de biri budur. Yani iş yerinizde risk analizi yaptırmak zorundasınız. Tehlike sınıfları var. Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli. Eğer sizin iş yeriniz çok tehlikeli sınıftaysa, örneğin inşaat sektörü, maden sektörü. Eğer tespit anında eğer risk analizleri yaptırmadıysanız iş yerinizin kapatma, işinizin durdurulma sebebi olur. Tüm iş yerlerinde de acil durum planı tüm iş yerleri hazırlamak zorunda. Ne demek acil durum planları? Deprem, sel, özellikle iş yerleri için yangın gibi durumlarda acil durum oluşuyor. Bunlarla ilgili eğer önlem alınmazsa acil durumun şöyle bir özelliği var. Toplu katliamlara neden olabilir. Toplu ölümlere neden olabilir. O yüzden diyor ki devlet, işverenler kendi iş yerlerinde acil durum planlarını oluştursunlar.
İlk önce bir rapor çıkarılıyor. Mesela biz iş güvenliği uzmanı olarak. Acil durumunda sizde bunlar eksiktir. Raporunuzda bunları düzeltin diyoruz. Örneğin işte şuraya bir tane yanlış kol, buraya işte sprinkler koyup kapanısı dışarıya doğru açılır olsun vesaire. Bu eksikliklere göre işveren düzenleme yapması lazım. İyileştirme yapması lazım.